Herkese selamlar. Bugünkü videomda bir karşılaştırma videosu çekiyor olacağım sizlere. Xbox Series S konsolumdan bir internet hız testi yapacağım. Ve daha sonra aynı hatta Ethernet kablosunu çıkaracağım ve PlayStation'a takacağım. Bir de onun hız testi yapacağım. Bakın bakalım nasıl bir tutarsızlıkla karşı karşıya kalacağız. Önce Xbox konsolumla ayarlara geliyorum. A ayarlarına geliyorum ve daha sonra A hızını ve istatistiklerini test ediyorum. Çok detay bir cümle bu. Bakalım sonuçlar nasıl karşımıza çıkacak. Evet, detaylara gelelim. 94 megabit indirme hızım, 7.63 megabit yükleme hızım. Şu an büyük bir ihtimal yaptığım testin zaman ve saati itibariyle paket kaybım var ve 66 MS'de gecikme sürem var. MTO U ayarım 14.80. 94 megabit'i net aldım. Bir kere daha test yapacağım. Testin tutarlılığını doğrulamak açısından. Evet, tekrardan testimi gerçekleştirdiğimde indirme hızım benim 100 megabit. Tekrardan 90 megabit'in altına düşmedim hiçbir şekilde. Ve yükleme hızım da yine 7'nin altına hiçbir şekilde düşmedim. Yani yapmış olduğum testler almış olduğum hat değerlerimi birebir yansıtıyor. Ve tam anlamıyla internetimin tüm verisini kullanarak mücadele edebilmeme sağlıyor online'da. Şimdi PS Store'a geçelim, bir de orada test yapalım. Bakalım orada aynı hat nasıl olacak. Hemen Ethernet kablosunu çıkartıyorum. PS Store'da bağlantıyı kurdum. Şimdi konsolumuzu bir açalım, bir bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Evet, şimdi PS4 konsola geçtim. Aynı internet hattı üzerinden bağlantıyı sağladık. Bakalım test sonuçlarımız nasıl olacak. Sırasıyla ayarlara geliyorum. Buradan A kısmına giriş yapıyorum. Makineyi o kadardır oynamamışım ki konuş. İnternet bağlantısını test ediyorum. Aynı internet attı. Zaten kabloyu söktüm, taktım. Bakalım ne gibi bir sonuç olacağız. 52'ye 1.4 verdi. Alakası yok almış olduğum internet hizmetiyle. Tutarlılık açısından bir kere daha test edelim. ...65'e 1.5 verdi. Benim pingim kaç? Paket kaybım var mı? Hiçbir türlü bilgi yazılımsal olarak verilmiyor. Ve almış olduğum internet hızı ile ilgili yaptığı testlerdeki sorgu tam bir rezalet. Umarım PS5'te bu düzelmiştir. PS5'te de bu testi yapacağım. Eğer bu videoyu PS5 kullanan biri izliyorsa lütfen yorum kısmına bunu bıraksın. Almış olduğum internet hızımın yapmış olduğum test sonuçlarında hiçbir şekilde doğru bir oranda göstermiyor ve aşağıda bağlı sunucuların ağ trafiğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir diye de bir yazı geçiyor ve bu yazının ardına da sığınılmış durumda. Bence yazılımsal olarak yeterli seviyede bir başarı yok geliyor bana. Diğer konsolda baktığımızda olağanüstü istatistikler elde edebiliyoruz. Bence oyunlarda hep şöyle şeyler duyardım ben. Online oyunlarda Xbox'ın sunucuları daha iyi, serverları daha iyi, bağlantı kalitesi daha kuvvetli gibi şeyler duyardım. Bu gibi testlerde de böyle sonuçları aldığımda, şimdi iki konsola sahip olduğum için haliyle biraz bu düşünceye inanmaya başladım. PlayStation 5'te de yapacağız. Bakalım PS5 konsolda bu yazılımsal problemi düzeltmişler mi? Ben niye internet hızımın testini yaptığım zaman gerçek değerlerimi alamıyorum? Bunu üstüne düşeceğim. Ve bir sonraki videomda da aynı oyunu iki makinede de online bağlanacağım ve ping değerlerime bakacağım. Bakalım hangisi daha iyi ping verecek. Farklı videoda görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.